Fülda Hanım, buyurun. Çok kalmayacağım, rahatsız olmayın. Anne. Büyüdüğünü anladığım günden beri hep bu anı bekledim ben. Bütün anneler bekler. Evlatları kendi yuvalarından uçtuktan sonra bir başlarına kalmasınlar diye yeni bir yuva kursun isterler. Ama böyle olmamalıydı. Anne sakın. Biz çok büyük acılar yaşadık. Ozan Aslım yüzünden ölümden döndü. O Ozan'ın yanında olduğu sürece oğlum güvende değil, biliyorum. Aslım'la da konuştum. Ayrıl dedim, bırak Ozan'ı dedim ama... Anne yeter. Söyleyeceklerim bittiyse biz nişanımıza devam etmek istiyoruz. Git buradan. Ozan tamam. Dur, anneni dinleyeyim. Evet, bu evliliğe onay vermiyorum. Ama ben senin yanında olmak istiyorum anneciğim. Babam bugün göremedi. Onun için bile olsa müsaadenizle bugün burada bulunmak istiyorum. Başımızla beraber Zülde Hanım. Kapımıza gireni biz git demeyiz. Bizim soframız herkese açık. Buyurun oturalım. Teşekkür ederim. Kızım, sen de kahveleri yap getir, hadi bakalım. Kahveler de geldi. Kızım önce misafirlerimize. Şu sizin. Sade. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bana da nasip oluyor mürüvvetinizi görmek. Ellerine sağlık güzel kızım. Afiyet olsun hocam. Ellerine sağlık kızım. Bol köpüklü olmuş maşallah. Afiyet olsun dayıcım. Çok şükür bugünleri de gördük. Darısı Eylül'ümün başına. Afiyet olsun anneciğim. Durma o gözyaşlarını. Canım mutlu bir gün bugün. Onlar heyecandan ölecek. E hadi canım keselim artık şu sözü. O zaman gelelim sebebi ziyaretimize. Jülide. Sen başla istersen. Ozan'ın annesi olarak Aslım'ı Hediye Hanım'dan sen iste. İki anne burada olduğu için hani bana laf düşmez. Ben anlamam ki bu işlerden Tarık. Sen devam et istersen. Ozan bana rahmetli arkadaşım Selim'in emaneti. Mert, dürüst, kafasına koyduğunu yapan bir delikanlıdır. Onu hepiniz az çok tanıdınız. Keza Aslım. Onurlu, güzel, pırlanta gibi bir genç kız. Ben ikisini birbirlerine çok yakıştırıyorum. Ve mutlu olmalarını istiyorum. Lafı uzatmadan. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı
oğlumuzu istiyoruz. Vallahi Tarık Bey, gençler anlaştıktan, karar verdikten sonra bize de hayırlı olsun demek düşer. Allah tamamını erdirsin. Amin. Ama bir şartım var. İkisi de okullarını bitirecek. O konuda şüpheniz olmasın. Hadi, öpün büyüklerinizin ellerini. Mutluluğunuz daim olsun benim güzel kızım. Çok sağ olun hocam. İyi ki geldiniz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Hediye teyze. Teyze deme artık bana. Ben de senin annen sayılırım. Tarık? Hediye. Biraz konuşalım mı? Olur. Cengiz gelir diye korkuyorsan merak etme. Ben buradayım. Çok özür dilerim. Ben sana da Jülide Hanım'a da çok mahcup oldum. Farkında mısın Hediye? Ben karımın yaptıkları için, sen kocanın yaptıkları için durmadan birbirimizden özür dileyip duruyoruz. Ama artık bu sondu. Bundan sonra bizi rezil edemeyecek. Nasıl? Kocan Aslı'mı istemeye geleceklerinden habersizdi. Sen mi çağırmadın yoksa Aslı mı istemedi? Aslı'mın bir şeyden haberi yok. Neyden haberi yok? Artık onu hayatımdan çıkarıyorum. Cengiz'den boşanacağım. Hepsi birlik olup önüme dikildiler. Hele senin o kocan var ya, kaplan kesildi. Üstüme yürüdü. Beni bir kere olsun öyle savunmadı. Yazıklar olsun. Hediye deyince akan sular doluyor. İnanamıyorum. Ama beni adam yerine koymamak neymiş göstereceğim onlara. İkisine de haddini bildirmek lazım. Sen şu DNA testi midir nedir? Onu bir an önce hallet de şunlara gününü gösterelim. Fitil fitil getirelim burunlarından. DNA. İşte her ne zıkkımsa. Yıllarca kızım için katlandım ben Cengiz'e. O babasız kalmasın diye. Ama bir türlü öğrenemedi baba olmayı. Gittikçe daha fazla zarar verdi kızıma. Ama artık yeter. Ben yine de katlanırdım, çilesini çekerdim ama... kızımın hayatını karartmasına izin vermeyeceğim daha fazla. Asıl hayatını ben kararttım Hediye. O yaz dönebilseydim... annem hastalanmasaydı... her şey çok farklı olabilirdi. Olan oldu artık. Bunları düşünmenin kimseye bir faydası yok. Evet. Geçmişi değiştiremeyiz. Ama geleceği kurmak bizim elimizdeydi ya. Benim gelecekten yana hiçbir ümidim yok artık. Kızım mutlu olsun yeter. Sen de Aslım kadar mutlu olmayı hak ediyorsun Hediye. Bak... ben geçmişte daha fazla çabalayabilirdim, evet. Ama toydum, korkaktım. Ama şimdi hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmuyorum. Ve bu hayatta istediğim tek şey... seni mutlu görmek. Hediye,
Seni seviyorum. Lütfen bana bir şans ver. Ve daha önce yapamadığımı yapayım. Tarık. Tarık, sen delirdin mi? Bugün yaşananlara sen de şahit oldun. Ben kızımı daha fazla küçük düşüremem. Çok, çok özür dilerim. Eğer ben sana ümit verdiysem özür dilerim. Olmaz. Yapamam. Bizim bir geleceğimiz olamaz. Bal gibi de onun kızı. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ha? Hediye gençken kim bilir Tarık gibi kaç tanesini kandırmıştır. Hop hop hop. Lafının ayarını bil de konuş Sibel Hanım. Tamam, Hediye'ye kinin büyük. Her türlü lafı edebilirsin ama iffetsiz dersen günaha girersin. Senden mi öğreneceğim günah sevabı? Vallahi ister inan ister inanma. Hediye namusuna laf getirmemek için benim gibi bir adamı koca yaptı kendisine. Ben yıllarca sıkıştırdım. Her seferinde aynı şeyi söyledi. Benim hayatıma sadece bir kişi girdi. O da kızımın babası dedi. Demek ki senin Tarık Aslı'nın babası. Senin lafın ne olacak işte? DNA testi yapmak lazım. Aslı'ndan örnek getir bana. Ben de Tarık'tan alacağım. Bu iş kesinleşmeden bana rahat yüzü yok. Demek beni hiç sayar, bana haber vermeden söz kesersin. Ben de senin ipliğini pazara çıkartmaz mıyım Hediye? Seni rezil rüsva etmez miyim Hediye? Ay Hediye, bunlar ne ara büyüdü de böyle evlenecek yaşa geldiler. İkisinin de tozun toprağın içinde oynadığı zamanı hatırlıyorum Eylül'le. Bence Aslım hala o küçük kız. Çocuklar, mutluluğunuz daim olsun. Evlilik zor ve zahmetli bir yol. Kayalık bir yokuş gibi. Ama bu yola aşık olduğunuz insanla çıkarsanız o kayalıklar çiçekli bir patika yola döner. Ben ikinizin birbirine ne kadar aşık olduğunuza şahidim. Dilerim bu aşk her geçen gün katlanır. Büyür, çevresine örnek olur, evlatlar yetiştirir. Mutluluğunuz daim olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Buradalar değil mi? Ne oluyoruz yahu? Hayırdır ya? Ne oluyor burada? Benden habersiz ne yapıyorsunuz siz? Kim kimi, kimden istiyor? Bu kızın bir babası yok mu ya? Hediye! Yoksa bu kızın babası ben değil miyim? Senin burada. Ne demek ne işin var? Kız kimden istenir? Babasından. Yoksa ben senin kızının babası değil miyim Hediye? Ha Hediye? Hadi söyle. Yoksa bu kızın babası ben değil miyim? Baba, ne diyorsun sen? Ne söylüyorsun, denir mi öyle? Olay çıkarma Cengiz. Oturacaksan otur,
Oturmayacaksan çek git. Sorumun cevabını al, oradan hiçbir yere gitmem. Hadi bakalım Hediye. Cevap ver. Yapma Cengiz. Yapma. Neyi yapmayayım Hediye? Hadi söyle. Neyi? Cengiz, yeter. Kızının en mutlu gününü mahvediyorsun. Seni bu davranışların yüzünden çağırmıyor olabilir insanlar. Kapat çeneni, benim tepemi tasına attırma. Bu mu senin kendini görmek istediğin yer? Bu mu evlenmek istediğin kızın ailesi? Anne sen bari yapma. Cengiz, yeter. Geldin madem, geç bir köşeye sessizce otur. Cengiz, damada bak lan. Kahvede arkadaşınla mı konuşuyorsun lan sen? Baba diyeceğim, baba, baba. Cengiz, kendine gel. Eğer ömründe ilk defa Aslı'nın yanında baba gibi davranacaksan, kızının yanında durabileceksen sessizce geç otur. Yoksa çık git. Tabii. Sen de haklısın be Yaşar Usta. Dünyadan haberin yok ki. Tabii. Bu herif var ya, bu ırz düşmanı herif, bu evli barklı herif benim karımın etrafında dolaşıyor. Yalan mı? Park köşelerinde, orada burada. Hadi söyle. Yalan mı? İftira atma, yoksa kötü olacak. Ne yaparsın lan ahlaksız? Ne yaparsın lan? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Çekil git elinden, git. Yeter be. Yaşar. İstediğimi söylerim. Size mi soracağım ben? Baba ne yapıyorsun sen? Sabrım taştı artık. Ozan. Ozan. Ozan lütfen dur. Ozan dur. Daha fazla büyümesin. Baba. Bu yaptığın çok ayıp. Ne olur çık git. Peki bu adamın yaptığı ne? Cengiz, daha fazla saygısızlık yapma. Daha fazla şansını zorlama. Yürü. Çek lan elini. Çek lan. Sen bak öyle. Anandan haberin yok senin. Bak sen hala saf saf bak. Çek. Yürü. Bir daha bu eve adım atmayacaksın. Ama sen dur. Bu iş burada bitmeyecek. Anneciğim tamam. Senin ipliğini pazara çıkartacağım. Benden böyle kolay kurtulamayacaksınız. Ah Cengiz, mahvetti her şey. Bu güzel günümüzü bile rezil etti. Anneciğim, tamam ağlama artık. Buradaki herkes biliyor onun nasıl bir adam olduğunu. Ozancığım, sırf senin için, sırf yanında olabilmek için buraya geldim. Ama ben buna daha fazla katlanamayacağım. Gitsem iyi olacak. Anne. Kusura bakmayın, ben buna şahitlik etmek istemezdim. Malum çocuklarımız için buradayız. Merasim bittiğine göre ben müsaadenizi isteyeyim. Otursaydınız Jülide Hanım. Ne olur kusura bakmayın. Hay Allah'ım. Yok, gitsem iyi olacak. Tekrar hepimize hayırlı olsun. Hediye, sen üzülme bacım. Bir densizlik etti işte. Hem kim inanır o düzenbaza? Aman canım, saçma sapan konuşup canımızı sıktı işte. Tarık Bey, siz de kusura bakmayın değil mi? Yok, o değil de böyle bir günde Hediye ile Aslı'mı üzdüğü için canım sıkıldı. Bir baba kızına nasıl kıyar? Neyse, aman canım. Şu Aslı'nın mutlu gününü bunlarla mahvetmeyelim işte. Değil mi Hediye? Evet abla. Evet haklısın. Kızım bu mutlu gününü hiç kimse bozamaz. Boş verin şu densizi. Hadi Nurhan, tabaklara servis yap. Hadi.
asma suratına. Geçti gitti. Buraya son gelişimizi hatırlıyor musun? Seni sonsuza kadar kaybettiğimi zannetmiştim. Sonra sen geldin. Bayılmadan önce gördüğüm son şey gözlerinde. Gözlerindeki acıyı gördüm ben. İşte o zaman hala beni çok sevdiğini anladım. O günleri düşünmeyelim artık. Geçti gitti. Bundan sonra yalnızca mutlu günlerimiz olacak. Bundan sonra seni hiçbir şeyin üzmesine izin vermeyeceğim. Benim günlük güneşlik hayatım olmadı hiç Ozan. Bundan sonra da üzüleceğiz. Ama yanımda sen olursan her şeye katlanırım ben. Senin baban, benim annem ya da birçok kişi bizi ayırmaya, mutsuz etmeye çalışacaktır. Ama ben her şeye, herkese inat, seni mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapacağım. Neyse. Bugünümüzün tadını çıkaralım. Hadi. Uzat elini. Thank you.